Herkese merhaba. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin Nisan ayında okuduklarım videosunu çekiyorum arkadaşlar. Nisan ayında 4 tane Türk edebiyatından, 3 tane yabancı edebiyatlardan olmak üzere toplam 7 tane kitap okudum. O zaman hemen çok fazla sözü uzatmadan kitaplara geçelim. İlk kitabım Paulo Coelho'nun Elif isimli bu kitabı. Ben arkadaşlar bu kitabı daha önce bir videomda başlıcana ele almıştım ve tek başına bir yorum videosu çekmiştim kitap hakkında. O video çok beğenildi aslında. Özellikle çok fazla soruldu. İsminden dolayı çok soruldu. Konusu bakımından çok merak edildi. Sizler tarafından çok sevindi. Öncelikle bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videoyu çok beğendiğiniz için. Arkadaşlar kitaba gelecek olursak, ben bu kitabı isminden dolayı çok merak ettiğimi defalarca sizlere söylemiştim zaten. Kitabımız yazarın manevi bir yolculuğunu anlatıyor aslında. Bu yolculuk esnasında bir Türk kızıyla tanışıyor. Aralarında geçen çeşitli diyaloglardan bahsediyor. Fakat bu benim beklentimi karşılayan bir kitap olmadı. Çok fazla sevemedim. Bazı eleştirilerde bulunmuştum o videoda. Nedenini öğrenmek için bu videodan sonra oraya geçebilirsiniz. Belki sizler seversiniz, ilginç bulursunuz veya okuyanlarınız varsa mutlaka yorumlarını bekliyorum. Diğer kitabımıza bakacak olursak Yan Lianqi'nin Günler, Aylar, Yıllar isimli bu kitabı arkadaşlar. Bu kitapla ben birkutukitap.com vasıtasıyla tanışma fırsatı buldum. Çinli bir yazar, hiç okumadığım bir edebiyat. O yüzden oldukça heyecanlıydım okurken. Gerçekten gayet güzel bir romandı. Yaşam mücadelesi veren bir köyde herkes etrafa kaçışırken sadece bir adam umutlarına tutunarak orada geçinme derdine düşüyor. Gayet güzel bir dille anlatılmış, özellikle çevirisi de çok güzeldi. Benim hoşuma giden bir kitap oldu bu. Evet, diğer kitabımıza geçelim. Yaşar Kemal'in Filer Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca isimli bu kitabı arkadaşlar. Yaşar Kemal biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nın en önemli usta isimlerinden bir tanesi. Ben daha önce Ağrı Dağı Efsanesi'ni okumuştum kendisinden. Bu kitapta da, o okuduğum kitapta da biraz da masalsı bir hava hakimdi. Adeta çocuk kitabı okuyormuşçasına gidiyor ilk başlarda. Fakat içeriğine baktığınız zaman siyasi bir eleştiri hakim arkadaşlar Filler Sultanı ile Topal Karınca'da. Şöyle ki fil ve karıncalar orada sembolik bir karakter aslında. Bunlar üzerinden toplumsal bir eleştiri yapıyor. İşçi sömürgesine karşı çıkıyor. Bunlardan bahsediyor aslında. Şöyle ki direkt düz bir şekilde anlatmaktansa böyle semboller kullanarak biraz da masalsı bir hava katarak oldukça farklılaştırmış anlatımı. Gerçekten bu yönü benim ilgimi çekiyor ve gayet güzel okunabiliyor. O zaman diğer kitabımıza geçelim hemen. Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir isimli hikaye kitabı arkadaşlar. Bu Böyledir. Şöyle ki aslında Mustafa Kutlu okurken ben çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum nedense. Çünkü Mustafa Kutlu çok fazla sade yazmasına rağmen o sade cümlelerin, yalın cümlelerin altında çok derin anlamlar oluyor. Ve ben bu olayı gerçekten çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor bu olay. Bu kitabında da arkadaşlar, bu hikayesinde de 8 tane birbiriyle bağlantılı hikayelerden oluşuyor. Şöyle, hikayenin başı Luna Park'ta başlıyor, sonunda Luna Park'ta bitiyor. Fakat burada Mustafa Kutlu biraz sembolik, simgesel anlatımlar kullanmayı tercih etmiş. Luna Park burada dünyayı temsil ediyor aslında. İçinde bulunduğumuz bu dünyadan bahsediyor. Baş kahramanımızın ismi Süleyman. Süleyman ismi de burada bence boşuna koyulmamış. Burada Süleyman ismi de simgesel bir anlatımda bulunulmuş. Süleyman biliyorsunuz Hazreti Süleyman'dan yola çıkarak, ona atıfta bulunarak zenginliği, yüceliği temsil ettiğini, iktidarı temsil ettiğini düşünüyorum ben burada. Gayet güzel, keyif alacağınız bir hikaye olduğunu düşünüyorum. İnşallah okursunuz. Kesinlikle tavsiye ederim bu kitabı.
Evet, diğer kitabım tekrar bir Mustafa Kutlu. Fakat bu sefer bir Çalıştay'ın kitabı arkadaşlar. Bu kitap benim elime Sakarya Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla geldi. Koronavirüs sebebiyle belediyemiz kitap dağıtımında bulunuyor. Talep ettiğiniz sürece çeşitli kitaplar bir çanta vasıtasıyla sizin elinize ulaşabiliyor. Bu kitapta o çantanın içinde gelen 5-6 kitaptan bir tanesiydi. Gerçekten çok sevdiğim, en beğendiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Çünkü 2018 yılında Sakarya'da bir Çalıştay düzenlendi arkadaşlar. Eğer Sakarya'da olanlarınız varsa belki biliyorsunuzdur ya da gitmişsinizdir. Şöyle Mustafa Kutlu Çalıştay'ıydı bu. Çeşitli şehirlerden farklı hocalar geldi ve Mustafa Kutlu'nun edebi kişiliğini, sanatını, hikayelerini, romanlarını bunlardan bahseden çok güzel bir organizasyon oldu. Ona katılma fırsatı bulmuştum ben. Aynı zamanda bu kitabının elime gelmesi çok hoşuma gitti benim ve kitabı da okudum. Kitapta daha önce okuduğum Bu Böyledir isimli hikayenin bazı açıklamaları da var. Bir hocamız tarafından çok güzel bir dille anlatılmış. O bölümleri de özellikle dikkatimi çekti. Eğer Sakarya'da yaşıyorsanız arkadaşlar hala bu etkinlik devam ediyor. Belediyeye talep ediyorsunuz, ben kitap istiyorum şeklinde. Daha sonra gün içerisinde size bir paketle yaklaşık 5-6 kitap geliyor. Belki bu kitap da elinize ulaşır. Evet, diğer kitabım Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar. Kesinlikle herkesin okumasını istediğim, ders niteliğinde bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Ve Tolstoy'a kesinlikle katılıyorum. Çünkü insan sevgiyle yaşamalı, sevgiyle büyümeli. Sevgi ve inanç en önemli unsurlardan bir tanesidir. Özellikle son günlerde kaybettiğimiz değerleri bize anlatan, hatırlatan bir kitap oldu. Bu yönüyle de çok sevdim. Evet, son kitabımız ise aslında Türk edebiyatında gelmiş geçmiş daha çok milli edebiyat alanında kendini gösteren fakat bence günümüze kadar da etkisini sürdüren kadın yazarlarımızdan biri olan Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal isimli bu roman arkadaşlar. Sinekli Bakkal isimli bu romanında olan Doğu Batı çatışması, konusunun işlenişi, teması, aynı zamanda tarihle bağlantılı oluşu beni benden aldı gerçekten. Bu kadar güzel işlenebilirdi bir konu. O Doğu Batı'nın kültürü, sanatı, aynı zamanda töresi, işte toplumsal olayları o kadar güzel harmanlanmış ki romanda. Gerçekten elinizden bırakamıyorsunuz. Bir de dizisi vardı arkadaşlar. Çok eski yıllarda 2007 falan olması lazımdı. 2007 yıllarında bir de dizisi çekildi. Fakat dizisini ben o yıllarda izlememiştim hiç. Tekrar kitabı okuduktan sonra birkaç bölümüne baktım. Dizisiyle çok alakası yok bence. Kitabı okurken daha çok keyif alıyorsunuz. Kesinlikle kitabını tavsiye ederim. Hatta bu kitap için ayrıca bir yorum videosu da çekebilirim. Çünkü anlatılacak çok fazla şey var. Gerçekten bu ay okuduğum en beğendiğim favori kitaplarımdan bir tanesi oldu Sinekli Bakkal. Evet, toplam 7 kitapla bu ayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlginizi çeken kitaplar olduysa muhakkak sizlerin de okumasını isterim. Sizler neler okudunuz bu ay? Mutlaka yorumlarda belirtin. Videoyu burada kapatalım o zaman. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz hala lütfen kanalıma abone olup bizlere destek olun. Bu arada Instagram hesabımız var. Instagram hesabımızda da kitapların fotoğraflarını çekiyorum. Aynı zamanda altlarına kısa bir tanıtım yazıları yazıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çeşitli hikayelerde farklı gönderiler paylaşıyorum. Takipçilerimizle oldukça aktif bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz orada da. Takip ederseniz sevinirim. Hoşça kalın.